Fasıksa kişi, ki bu kendi tercihiyle olur fasıklığı, o zaman Allah da onun fasıklığı dolayısıyla hidayetinden onu mahrum bırakır. Dolayısıyla fasıklığa yönelen kişi adeta Allah'a bana hidayet etme siparişini veren kimse gibidir. فَلَا يُرِيدُونَ الْهُدَى. Dolayısıyla onlar hidayeti istemiyorlar. Allah da onlardan hidayetini uzak tutuyor. وَالْقَصْدَ اِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Ve mustakim yola onlar kasıt, istek, irade sahibi olmadıkları için Allah onları hidayetten uzaklaştırır. Böyle kimseler mucizelere de tanık olsalar, وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَتٍ, bütün Allah'ın ayetlerini de görseler, لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, bunlar iman etmezler. Ta ki bu dirençten vazgeçsinler. Ta ki hakka boyun eğmeye, gerçeği olduğu gibi ifade etmeye yönelsinler. Bu hakşinaslığa gelmedikleri sürece, zulmü sürdürdükleri sürece Allah Azze ve Celle onların kalplerini evirir çevirir, gözlerini evirir çevirir, ilk iman etmedikleri noktaya geri döndürür. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ. Böyle kimseler Hz. Musa döneminde veya başka peygamberler döneminde mucizeye tanık olup aha iman ettik demiş olsalar bile Allah Azze ve Celle bu kimseleri tekrar kalplerini ve gönüllerini alt üst ederek ilk iman etmedikleri, etmemek için ayak sürdükleri noktaya geri çekmiştir. Bu da ilahi adaletin her bir insan için ancak hidayeti isteyen, gerçeğe vefa gösteren ve bedelini ödemeye hazır olan kimselere müyesser olacağını, gerçeğe karşı duran, hakkın üzerini basıp ezip geçen kimselere de hidayetin öyle birinin etkisiyle yahut yanlışlıkla müyesser olmayacağını gösteren açık, kesin ilahi sünnetin kuralları olarak gözüküyor. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.